Sevgili seyirciler, Kitaptan Aydınlığa programına hoş geldiniz. Uzun bir süredir, daha doğrusu iki haftadır yılbaşından beri gerek kış koşullarını getirdiği, gerek yılbaşının neden olduğu o günlere tesadüf ettiği için Yaşar Nuri Öztürk hocamızla geçmiş programların tekrarlarını verdik ve 15 gün sonra yeniden karşı karşıyayız. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol. Bu geçen 15 günde inanılmaz şeyler oldu. Onları konuşamadık. Şimdi konuşacağız ki bunun en önemlisi bütün dünyayı ayağa kaldıran Paris'teki bu Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı sonucu Avrupa'daki bir İslamofobi tartışmasının yeni ulaştığı nokta. Bir de yavaş yavaş da Avrupa'nın kendi milliyetçilik, kendi içerisindeki ülkelerdeki kendi milliyetçilik duygularının kabarması. Bir de buna İslam'a karşı bir cephe oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Siz Avrupa'ya da çok gidip geliyorsunuz zaten, orada konferanslara katılıyorsunuz. Hemen bunu bir değerlendirmeye alalım ben isterim. Nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten bu İslam adına birilerinin, dünyada manyağın eksiği yok, kafayı yemişin eksiği yok. Gidip böyle bir eylem yapıyorlar ve dünya ayağa kalkıyor. İslamofobi, İslam korkusu demek. Evet. Fobi o. Bu fobiler çoğunlukla temelsiz, mesnedi olmayan korkulardır. Yani fobiden bahsedilince biraz da ruh hastalıkları akla gelir. Ama mesnedi olan fobiler de olabilir. Şimdi sadede gelelim. İslam var mı ortada da bunun fobisinden filan bahsediyoruz? Ben hayatını İslam'ı anlamaya ve araştırmaya adamış bir insanım. İslam'ı insanlığa getiren Kur'an'dır. İslam eşittir Kur'an'ın dinidir. Şimdi İslam buysa ondan fobi mobi çıkmaz. Ondan sadece rahmet ve güzellik çıkar. Peki İslamofobi yok mu? Fobi yaratan bir İslam yok mu? Var. Ama o gerçek değil. O Kur'an'ın İslam'ı değil. Ben 30 yıldır bu ekranlardan insanlığa, sadece Türkiye'ye değil yani Avrupa, Avrupa'da benim kitaplarım okunuyor. Almancası okunuyor, İngilizcesi yok ama özellikle Almanca. Şimdi İslam kelimesi tek kelime olarak alındığı zaman anlam ifade etmiyor. Bir soruyla açmak lazım onu. Hangi İslam? Sen İslam denince kardeşim, peygamberi Hazreti Muhammed, kitabı da Kur'an olan İslam'ı mı kastediyorsun? Ondan mı bahsedelim? Yoksa peygamberi Muaviye, kitabı da Arap örfleri olan bir dinden mi bahsediyorsun? Yani namı diğer bir Arap ideolojisi olan ve adına İslam denen bir ideolojiden mi bahsediyorsun? Yoksa Kur'an'ın Allah'ın dini, Hakk'ın dini diye tanıttığı ve Allah'tan başkasına teslim olmamayı esas alan Kur'an dininden mi bahsediyorsun? Kur'an'ın dininden mi bahsediyorsun? Kur'an'ın tabiriyle melikin, sultanların, kralların dininden mi bahsediyorsun? Kur'an İki dinden bahsediyor. Diyor ki bir, dinül hak, dinül İslam, dinullah veya dinül hak, Allah'ın dini veya Hakk'ın dini. Bu diyor benim getirdiğim dindir.
Bunu benden öğreneceksiniz. Bir de diyor Dinül Melik var. Bu tabirler Kur'an kullanıyor bunlar. Kralın dini, saltanat dini. Nereden alıyorum ben bunu? 30 yıldır saltanat dini diyorum. İslam saltanat dinine dönüştürüldü. Kur'an'ın dini saltanat dini değildir. Allah'ın dinidir. Saltanat dini tabirini de Kur'an'dan alıyoruz. Dinül Melik. Şimdi İslam derken hangisini kastediyoruz? Ben Batılılara da yine 30 yıldır söylüyorum. İslam dendiği zaman siz bunların hangisini kastediyorsunuz? Buna net cevap vermiyor. Çünkü politik hesaplarına uymuyor bu. Bu puslu havada av yapmaya çıkmış kurtlar bunlar. Ama bazen kurt av yapayım derken canından oluyor. İşte 11 Eylül Amerika'da budur. 7 Ocak 2014 Paris'te budur. Arkasından Je suis Charlie diye yazıp göğüslerine pankartları yapıştırıp sokağa fırlıyorlar. Yok öyle yağma. Hepimiz Charlie'yiz diyorlar ya. Ben Charlie falan değilim kardeşim. Je suis Charlie mi? Je ne suis pas Charlie. Fransızca. Je ne sais pas. Je ne sais pas değil. O ayrı bir şey. Sen Fransızca evet. Biliyor musun? Yok artık. O zaman müdahale evet. Etme. Je ne suis pas Charlie. Ben Charlie falan değilim. Şimdi bir şey daha. Tırnak içinde varsayalım ki İslamofobi, yani İslam dedikleri o uydurma dinin, Kur'an'ın dini olmayan o uydurma dinin insanlık için yarattığı sıkıntılar var. Var mı? Var. Gayet tabii onun kendi sıkıntı zaten. Bizatihi kendisi sıkıntı. Ben bu ekranlardan bu millete diyorum ki Kur'an'ın dini olmayan bir dine inanmak ve onu yaşamaktansa dinsiz kalın. Bu Allah katında da, Kur'an katında da, insanlık katında da daha makbuldür. Böyle bir dini hayatınıza sokmaktansa Allah'a imanınızı koruyun. Hele bir de onu korursanız Kur'an sizi kurtaracağını vaat ediyor. Deizm, deizm, deizm diyorlar. Çok kızıyorlar sana deizmi biraz. Kurban sonra olmuş onlar deistlerin kesip attığı tırnağa. Namuslu olsunlar. Namuslu olamıyorlar. Deistler namuslu. Deistler Allah'a inanmış mümin adamlar. Ama bunların anlattığı dini hayatlarına sokmuyorlar. Niye kuduruyorsunuz mızrak yemiş vahşiler gibi? Deist adam vicdanı var, beyni var. Senin anlattığın dine teslim olur mu? Kur'an'a teslim olma diyor. Niye kızıyorsun deiste? Ben deist tabirini tek artık kullanmıyorum. Deist müminler diyorum. Deist Allahçı demek. Ya şu ekranlardan bizim yıllardır anlattığımız Emevi dinine mensubiyet manasında dincilik mi makbul? Bunu reddederek Allahçılık yapmak mı makbul? Kur'an'a soralım bu soruyu, bakalım ne cevap veriyor. Cevap açık. Kur'an diyor ki Allah'a imanınızı samimiyet ve saffetinizle koruyun. Diğer noksanlarınız yüzünden ben sizin ebedi hayatınızı mahvetmem. Sizi kurtaracağım. Biraz hesap, kitap sorarım.
belki biraz oranızı buranızı mıncıklar, acıtırım ayrı ama ebedi hayatınız sonuçta kurtulacaktır. Bunu Kur'an diyor mu, demiyor mu? Kıvırma o yana bu yana. Bunu diyor. Diyorsa o zaman Kur'an deistleri kurtaracağını söyleyen kitaptır. Deizmin yolunu da insanlığın önünde açan kitaptır. Niçin açıyor bunu? Benim getirdiğim dini yaşamayın mı diyor. Hayır, öyle demiyor. Bunu yaşayın diyor. Ama ne olmuşsa olmuş ki olan bellidir. O dini temsil ettiğini söyleyen sahtekar aşağılık mahlukatın kötülükleri yüzünden aklı ve vicdanı yerinde adamlar, ben bu dini yaşamam kardeşim. Ben seninle aynı yerde olmam. Ben seninle aynı safta olmam. Ben seninle aynı mekanda olmam. Diyorsa ki yüreğine kurban olayım, onu dediği zaman Allah onu alnından öpüyor. Hiç şüphem yok. Ama ben Allah'a imanıma toz kondurmam. Ne zannediyorsunuz? Kur'an bunları cehenneme, Allah'ı kesesini kasasını doldurmanın aracı yapmış namussuzları ve imansızları cennete mi gönderecek? Böyle mi zannediyorsunuz siz ya? Ya sahi siz böyle bir şeyin olacağına inanıyor musunuz? Allah aşkına söyleyin. Siz Kur'an'ın buna onay vereceğine inanıyor musunuz? Kur'an'da böyle bir şey var olduğunu düşünüyor musunuz? Gelin oturun konuşalım. Evet. Şimdi Paris olayı bize bir şey daha hatırlatıyor. Sen Paris'te 12 kişi, arkasından 4 kişi daha öldürüldü. 20'ye yakın insan. Peki. Bırak şimdi Hristiyan, gayrimüslim dünyayı, Hristiyan şu bu neyse, gayrimüslim. Ya Müslümanların kendi dünyalarına, coğrafyalarına dön. Beyefendi, Irak'ta artık haber olmuyor ölenler. Irak'ta her gün 60-70 kişi ölüyor. Doğru. Haber olmuyor. Pakistan'da. Afganistan'da. Endonezya'da. Boko Haram'ın öldürdüğü, evet, binlerce insan. Nijerya'da. Bunlar gayrimüslim değil. Müslümanlar bunlar. Müslüman Müslümanı katlediyor. İslamofobi. Ya Fransa, senin ayağına diken battığı zaman feryadü figan ediyorsun. Sen ne biçim insansın ya? Boko Haram'ın katlettiği binlerce insan ne oluyor? Daha başka bir şey söyleyeyim. Bunlar din menşeli cinayetler değil mi? Din üzerinden yapılan cinayetler, din bahanesiyle yapılan cinayetler değil mi? İslamofobi ne demek? Dinin saldığı korkunun sonuçları değil mi bunlar? Değişik tabirlerle bunu verin. Öyle bir yakıştırma var. Ben peki. 12 kişi girildi, orada kurşunlandılar. Yani bir cinayet. Bir dehşet, tamam. Ama şekline bakın. Girdi, kurşunla öldürdüler, taradılar. Sivas'a gelelim şimdi. Sivas'ta ne oldu? Orada insanlar canlı canlı yakıldı. Ya bir dakika, orada da canlı canlı olur mu İdris? Sen şimdi benim getirdiğim şeyin şokunu mahvettin. Burada girdi, adamları öldürdüler silahla. Sivas'ta ne oldu? Bir defa kaç kişi Sivas'ta katledildi? 34 kişi. Kimdi bunlar? Münevver tabakanın insanları. Sanatkar. Alevi, sanatkar, evet. Ne için gitmişlerdi Sivas'a? Bunlar hep önemli. Sanat icra etmek için. Misafirdiler orada. Nasıl öldürüldüler? Onu da söyle bakayım. Yakıldı, boğuldu. Üzerlerine benzin dökülerek. Evet, maalesef. Bitmedi. Etraflarında Allahu Ekber nidalarıyla tamtamlar çalınarak katledildiler.
Fransa, Avrupa. Adam ol, ciğerin sağlam değil senin. Sen o zaman sesin çıktı mı? Ya 100 yılın olayıdır o. Ben eserlerimde, kitaplarımda yazdım bunu. Tekrar ediyorum. Sivas, diri diri insan yakma şeklinde tecelli eden Neronik katliam, 20. yüzyılın insanlığı ürpertecek en büyük dehşet olayıdır. New York kulelerinin vuruluşu onun yanında ikinci, üçüncü derecede anlam ifade eder. Kaldı ki, şimdi onların üzerinde de duralım, bu Paris için de geçerli. Bunların ameleleri belli. Kim ameleleri? Müslümanlar. İşi yapmada istihdam edilen ameleler Müslümanlar. Paris'te de öyle, New York'ta da öyle. Ben Batı'ya bir şey soruyorum. Ey Amerika, ey Fransa, ey bütün Batı, bu eylemlerin işverenleri kim? İşverenleri, onları konuşalım. New York kulelerinin 11 Eylül'ün işvereni kim? Biliniyor, telaffuz ediliyor. Kendi belli olduğunu mi? Söylemiyor. Söylemiyor kendisi. Ya bizi aptal yerine koymayın. Biz yakışıklı olmayabiliriz. Tabii. Biz uzun boylu olmayabiliriz. Saçları dökük olabiliriz. Ama aklı ve zekası güçlü adamlarız. Bizim zekamızla. Ben zekamla alay eden adamı asla affetmem. Başka ne derse desin adam bana. Tartışırım. Lan Batı bizim zekamızla alay etme. Bizi aptal yerine koyma. Kitapsız, vicdansız, ikiyüzlü, namert. Sen Cezayir'i 120 yıl işgal altında tuttun. Sömürdün iliklerini söktün. En sonunda adamlar artık yeter dedi yani. Bir, şöyle bir parça bilinç kıvılcımları çıkmaya başladı. İsyan ettiler. Dünyaya nasıl geçti o haberleri? Cezayirli teröristler. Ya senin Allah'ın kitabın yok mu? Sen herifin gitmiş ülkesini, memleketini, anasının, babasının, çocuklarının yurdunu, evini, barkını işgal etmişsin. Adam sana çık git diyor. Yeter yiyip sömürdün ve bu adama terörist diyorsun sen. Şimdi ben senin terörist lafına nasıl güveneceğim? Ne belli sen o Paris'teki adamları da sen tedarik etmedin? Ne belli? Ne belli onun işvereni sen değilsin? Belli mi? Cezayir asıllı Fransız. Bak şimdi. Çocuklar. Bak şimdi. Bunları namuslu, vakur insanlara yakışır ciddiyetle ortaya koyup tartışmadıkça "Je suis Charlie, ben Charlie'yim" demekle alçaklıktan, yalakalıktan, yalancılıktan, ikiyüzlülükten başka hiçbir şey üretemezsiniz. Ve bundan insanlığın yarınlarına bir milim hayır gelmez. Belki insanlık adına onu samimi olarak söyleyenler de var tabii, istisna olarak kabul edersek. Samimi olamazlar, ahmak olurlar ancak. Samimi ne zaman olurlar? Benim gibi onu terör olarak tescil eder. O bir terör olayıdır. Bakın işverenini konuşacağız. Lanetlerim. Dehşettir. Vahşettir. Cinayet lafı yetmez. Tamam. Ama ondan sonra öbürleri de konuşacağız oturup. Bunlar niye konuşmuyoruz? Sen bunca yılın gazetecisin. Yarım asra yakın gazetecilik hayatım var. Değil mi? Evet. Sen Sivas dehşeti yaşandığında "Efendim Allah'ını kıyaslamayın" falan. Ya kardeşim,
din üzerinden gidilerek işlenmedi mi bu cinayet? Allahu Ekber tamtamları çalındı orada. Doğru. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Doğru. Bu sizin bahsettiğiniz New York olayıyla da, Paris olayıyla da benzeri olayların hepsiyle link kuruyor. Bunlar aynı paydada birleşen cinayetlerdir. Dekoru, osu, busu, orası, burası değişik. Sen Avrupa'nın bana bir tane demecini hatırlat. İki devlet başkanının bir araya gelip bunu konuştuğunu hatırlat. Ben hatırlamıyorum. Yok böyle bir şey. Niçin? Ha, birbirini yaksın, yesinler. Hem nefret ettiğimiz İslam'a saldırmak için, hem güçlenmesinden rahatsız olduğumuz Türkiye'nin tökezlemesi için bunlar iyi şeylerdir, oluversin bunlar. Sonra, şimdi ben kalkacağım da Jesuit Charlie diyeceğim. Hadi git şuradan ya, ben ahmak mıyım? Ben hakkın müdafiği adamım. Orada bir terör var, onu telin ederim. Ama efendim bazı yani o Jesuit Charlie hocam bir siyasi manipülasyon olarak söylüyorsunuz bunu anladığım kadarıyla. Gayet de, efendim bakın insanlığı morfinliyorlar. Paris olayının arka planını inceleyebilir misiniz? Siz Jesuit Charlie diyerek defteri kapattınız mı? Bunun arka planı var ya. Arka planı şu benim anlattıklarımdır. Gelin konuşalım. Siz de söyleyin, deyin ki biz de bu hataları yaptık ve işte iş buralara geldi. Deyin, o zaman Jesuit Charlie'yi ben de yazıp pankartı alayım elime. Benim Charlie ile bir hesabım yok. Orada ölenler insan, onlar insanlığın evlatları. Şöyle hata yapmış, onu karikatür yapmış. O karikatürleri de nereden aldıkları? Sen peygambere sataşı, senin dine mal ettiğin fıkıh, literatürün içinde peygambere hakaretler doludur. Onları düzelt. Ben onları da söylerim. Ama evvela şurada bir netleşelim. Yani nedir o netleşme? Batılı diyecek ki ben iki yüzlülükle Müslümanları açık düşürmek için yanlış siyasetler uyguladım. Ey insanlık, bunu itiraf ediyorum. Bunu desin, gerisini bana bıraksın. Öz eleştiri yapacak. Bunu doğru desin söyleyeyim. Gerisini bana bıraksın. Şimdi dönelim bizim eve. Bizim evin önüne. Burada Avrupalı asla samimi değil. Bizi aptal ve ahmak yerine koymasın. Biz insanlık değerleri açısından o olayı telin ederiz. Onun dehşet ve vahşetini tescil ederiz. Fakat onun arka planını karıştırırız. İşverenini irdeleriz. Bizim eve gelelim, bizim evin önüne. 12 kişi ölmüş orada. Bizim Müslüman coğrafyalarımızda günde kaç kişi dinci dehşetin cinayetlerine kurban oluyor? Onlarca, yüzlerce kişi oluyor. Pakistan'da, biraz önce Pakistan'da evet. Son birkaç ay içinde. Aşağı yukarı ya 50'ye çocuk. Yakın çocuk katledildi. Tabii. Onlar ne oluyor? Daha haftalar öncesi, aylar bile değil. Nerede Fransa? Hümanist damarı o zaman ne olmuştu? Şeytan morfin mi yapmış, uyuşturmuştu onu? Boko Haram işte. Yani, 2000 kişi, 3000'e yakın kardeşim, insan öldürdü. Pakistan'da 35 çocuk dinci teröristler tarafından katledilince bu bir insanlık dramı olmuyor da. Charlie Hebdo'nun çalışanları, yazar çizerleri, yaşını başını almış adamlar katledilince niye kıyamet kopuyor? Kopmasın mı? Tabii ki kopsun.
Ben onu demiyorum. O kopsun, o yerinde. Ama öbür tarafta da çifte standart nasıl olmaması. Nasıl bir iştir ya? Fransa, Dreyfus davası diye bilinen bir davayı tarihe hatıra bırakmış, kıratlı adamların yetiştiği bir ülkedir. Yani Fransa'da hümanizmin, insanlık değerlerinin öncülüğünü yapan muhteşem insanlar yetiştirdi. Ben onları saygıyla, sevgiyle, tazimle anarım. Tamam da siz şimdi Fransa'nın, alelitlak Batı'nın, bu muhteşem insanlık değerlerinin sembolü ölmüş adamların vicdanlarına da ihanet içindesiniz. Siz o insanların mesajını da basit siyasi çıkarlar için ayaklar altına alıp çiğnediniz. Şimdi konuşuyoruz. Bırak ben konuşmayayım ya. Fransa'nın yetiştirdiği en büyük dehalardan biri. İnsanlığın onur anıtlarından biri. Jean-Paul Sartre. Efendim ateisti. Bırak, beni ilgilendirmiyor. Onun inancı. Jean-Paul Sartre'ı küçümseyebilir misin? Fransa'nın Cezayir işgaline benim 20 katım şiddetle karşı çıkan adamdır Sartre. Sartre, adama bakın, Batılı'nın verdiği Nobel ödülünü kabul etmemiştir. Onlar şimdi bakın, o da adam. Rusya'ya da baksan, o Jean-Jacques Rousseau da, o da gerçekten ya, öyle. Rousseau tabii geriye doğru. Burada Voltaire'den geçen tabii hafta konuştuk. Her biri birer anıt. Ama Batı'nın politik öncüleri bu büyük vicdan, bu büyük dahi, bu büyük ruh adamların mesajlarına da ihanet etmiştir. Ben Sartre'la, Rousseau'yla, hele Voltaire'le kol kola girerim. Onlarla aynı pankartı taşırım, gurur duyarak. Ama bunlarla değil. O cumhurbaşkanlarıyla, o başbakanlarla. Onlara asla saygı duymuyorum. Çünkü büyük insanlık değerlerini küçük siyasi çıkarlara feda ettiler. Bunun ağababalığını yapan, süper önderliğini yapan Amerika'dır. Onun Allah'ım Allah'ı olduğuna ben inanmıyorum. O bir zulüm imparatorluğudur. Onun bir tek ölçüsü vardır. Kendi hesabı. Ve kasası. Birisi kapitalizmin ifadesidir, kasa. Öbürü de emperyalizmin ifadesidir. Zaten ikisi beraberdir. Bunların birini beğenmeyip öbürünü beğenmek, bu akla ihanettir. İkisi birden. Kasa. Enteresan hocam. Bu Paris'teki terörü telin diyelim, özgürlük, demokrasi, cumhuriyete sahiplenme, teröre karşı bir duruşta bir araya gelen insanlar arasında 40 küsür tane ülkenin devlet başkanı ve başbakanı oradayken Amerika sadece büyükelçi düzeyinde oraya şey oldu. Bu da çok eleştirdi Amerikan toplumu içerisinde mesela. Neden? Şimdi medya burada ne olabilir? O dünya olarak baktığın zaman Amerika dediğiniz gibi emperyalist, tamam, dünyanın ağababası gibi kendi çıkarını düşünüyor falan, bilmiyorum. Burada bir çıkarı mı yoktu da gelmedi acaba? Şimdi çıkarı mı oraya getirmedi? Bizim programın dakikalarını bunun için niye harcıyor? Bana ne ya? Ne halleri varsa görsünler. Tamam, ben de bunu söyletmek istiyorum. Yok, bana tamam. Ne ya? Amerika'ya. O vardır şimdi, orada. Bir ince hesap vardır orada. Tabii. Biz şimdi, onu bilemeyiz onu. Şimdi hocam, bu İslamofobi dedik, İslam korkusu. Acaba
yurt dışındaki, şimdi Fransa'nın içerisinde çok sayıda Müslüman var. En büyük Müslüman nüfus Fransa'nın kendi içerisinde. Yani Türkler Almanya'da ağırlıkta ama bu anlamda, ama Fransa'da, Fransa'daki Müslüman nüfus daha fazla. Burada böyle bir dinsel anlamda bir din çatışması falan bir şey olabilir mi sizce mesela? Şimdi yani, kardeşim bakmayın. Her şey olur. Bakın bunlar devlet başkanları bir araya geliyorlar. Bizimki de oradaydı, öyle bir kenarda gördüm onu da. Neyse. Başbakan. Ben bekliyorum ki bu devlet başkanlarının içinden birkaçı ses getirecek bir çağrı yapsın. Sadede gelelim çağrısı. Bunların danışmanları yok mu? Bunların şu benim konuştuklarımı konuşacak danışmanları yok mu? Bu benim dediklerimin mana ve ehemmiyetini anlayacak adamları yok mu bunların etrafında? Ben burada zurna mı çalıyorum, davul mu çalıyorum ya? Ömrümü bu işe vermişim. Ve söylediğimin tarih önünde çok manalı olduğunu biliyorum bütün vicdanımla ve bunu herkes de biliyor, onu da biliyorum. Niçin icabı yapılmıyor? Sadede gelelim. Sadet nedir? Bir, din 1940'lardan itibaren Toynbee'nin ünlü deklarasyonunun arkasından bir numaralı değer olmuştur. Bu ne demekti? İnsanlığın geleceği söz konusu olduğu zaman dini artısı eksisiyle mutlaka masaya alıp değerlendirmemiz lazım. Toynbee'nin bir kehaneti daha. Açın benim Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası kitabımı okuyun. Yani kehanet gibi şeyler var orada. Bugünler orada var. İran o kitabı benden tercüme etmek üzere izin istedi. Tamam olur dedim. Yanılmıyorsam Hatemi'nin başkanlık zamanıydı. O büyük insan gitti, başkanlıktan ayrıldı. O işte öyle kaldı. İran'da benim öyle bir kitabımı tercüme etmişti daha önce. O da öyle kaldı. Orada var. Kehanet gibi. Hepsi var orada. Din, insanlığın mutluluktan kanatlanacağı şeyler de üretebilecek, rüyalarını karartacak, hayatını cehenneme döndürecek şeyler de üretebilecek, böyle bir sırat köprüsünün üstündedir insanlık diyorum. Çok dikkatle bunun değerlendirmesini yapmalı ve torunlarının yarınları için güzel reçeteler çıkarmalıdır. Çıkarmadı. Ben bunu Batı'da da söyledim. Batı'da söyledim derken ben Batı'da gidip mahalle derneklerinde konuşmadım hep. Yurttaşlarımın vakıflarında, derneklerinde elbette konuştum gururla. Tamam, benim yurttaşlarım. Ama ben Batı'nın üniversitelerinde konuştum. Heidelberg gibi üniversitede ben akademik staffa konferans verdim. Profesörler, öğretim üyeleri, asistanlar, onlar, bunlar, böyle adamlar. Orada bir açış konuşması yaptı. Heidelberg Üniversitesi'nde. Tübingen'de de benzeri şey oldu. Açış konuşmaları yaptılar. Oranın profesörleri. O konuşmaları bazı kitaplarıma ben koydum. Ben kendi ülkemde öyle bir açış konuşması dinlemedim. Demek ki beni tanıyor, biliyorlar. Batı'ya söyledim. Bizim dünyamıza söyledim. Müslüman dünyaya söyledim. Tabii benim ülkem bana ihanet etti. Maalesef. Beni seven, bağrına basan milyonlara... O ülke değildir o.
o şükranlarımı tekrar ediyorum. Hı hı. Ama ülkem bana ihanet etti. Ben başka bir şey söyleyeyim, onu da tarihe bildireyim. Mısır resmi en tepeden adamlarından birini gönderip benim bütün külliyatımı Arapçaya tercüme etme işini deruhte edeceğini söyledi mübarek zamanında. Mübarek'in Mısır'a beni bir daveti de vardır. Gitmedim ben. Hayatımın hatalarından biridir o. Veya bir şey oldu, gitmedim. Yanlış. Sonra bu projeyi Türkiye'de birileriyle de görüştüler. Devlet katında. Türkiye engelledi bunu. Devlet katında. Türkiye bunu engelledi. Şimdi bana isimler verir mi? Yok. Tamam. Ya tepem atarsa veririm. Türkiye engelledi bunu. Ve Mısır hayal kırıklığına uğradı. Bir örnek daha var. Öyle müthiş bir örnek. Onu telaffuz etmeyeyim. Adamın başına sıkıntı çıkar. Yine Orta Doğu'dan bir örnek. Onu da engellediler. Benim ülkem, başta devlet, 30 yıldan beri bana kazık atıyor. Bana kazık attı, Allah da belasını verdi. Bakın, Hakk'a saygım var, ben bunu söyleyeceğim buradan. Bana bu kazıkları atan AKP falan değildir. Recep Tayyip falan değildir. Erbakan falan değildir. Daha öncekiler. Neyse, isimlendirmeyelim hocam, biliyoruz. Onları konuştuk. Onlar değildir. Müsbetini isimlendiririm. Evet. Kim gocunacak bundan? Öbürünü isimlendirmiyorum. Devlet bana kazık attı. Ve belasını buldu. Niye bana kazık atıyorsun? Allah dediğim için mi rahatsız? Kur'an dediğim için mi rahatsız? İmam Hatip menşeli olduğum için mi rahatsız? Belanı buldun mu şimdi? Ceza amel cinsindendir. Buldun mu belanı şimdi? Öyle aynen dediklerinde. Yani bakın, dünyaya buradan, demin İran dedim, Hatemi dedim. Bir şey daha söyleyeyim. Çok müsbet manada korkunç laflar bunlar. Bunlar benim hatıratım içinde hepsi var. Hepsini şimdi telaffuz etmek, sansasyon yaratmak istemiyorum. Dendi ki, Müslüman dünyanın mesut bir geleceği olacaksa, şu adamın fikirlerinden yürünerek bu olacaktır. Bu mesajı Türkiye'de bilenler var. Bu mesajın telaffuz edildiği yerlerde müşahit olarak bulunanlar var. Ben onlardan bunları aldım, belgelerini de, mahiyetlerini. Yani kendi kendime metiye diziyor değilim diyorsunuz. Niçin? Sıkışırsam yayınlarım. Niçin benim ülkem bunun icabını yapmadı? Bir şey, şu kadar böyle bir tane kenarından söyleyeyim. Kitabım Farsça'ya tercüme edildi. Beni devlet misafiri olarak İran'a çağırdılar. Ve dediler ki, yanında kaç kişi istersen alabilirsin. Onlar da bizim misafirimizdir. Ben bir tarih profesörü, sonradan iktidar yalakası oldu bana, ihanet ve hıyanet etti. Onu aldım yanıma. Bir de o zaman Star gazetesinde yazıyorum. Oradan bir foto muhabiri aldım. Başka, yani dediler diye ben oraya kalkıp amcamın çocuklarını götürecek değildim. Gittik 15 gün. Bir plan program dahilinde bütün İran'ı, bütün görülecek yer. Bütün bir defa ayetullahlarla görüştüm. Tek tek istisnası yok. Öyle program yapılmış. Ve İran sokaklarında, Tahran sokaklarında, Şiraz, Isfahan sokaklarında gezerken ben insanlar koşup boynuma sarılıyor. Kollarından saatleri çıkarıp
hatıra diye bana vermeye kalkıyorlardı. İzliyorlar o zaman Ayşe Özgün programı. Akşamdan bir araya geliyoruz. Refakat eden bakanlar var. Diyorlar ki nasıl buldunuz filan. Dedim ki yani ben İstanbul'da dolaşmıştan daha çok mutlu oldum burada. Evet, İran halkı seni böyle takip ediyor. Peki. Bir şey söyledi bakanlardan birisi. Bakın dedi, buraya yıllardır sizin diplomatlarınız, büyükelçiler, elçiler gelip gelip gidiyorlar falan. Sizin şurada birkaç gündür Türkiye lehine bıraktığınız intiba, yarattığınız sevgi ve saygıyı onlar 30-40 yıldan beri toplasan hepsi yapamamıştır. Şimdi peki benim ülkem bunların kıymetini, benim ülkem niye ihraç edemedi benim ürettiğim mesajları? Türkiye'nin son yarım asırda ürettiği en değerli ihraç malları benim üretimlerimdir. Niye yapamadı bunları? Fikri felsefi anlamda. Evet, gayet tabii herhalde. Karyola veya değil mi? Peki hocam, bir şey söylemiş değil. Anladım. Bütün bunların söylediniz. Niye ihraç etmedi? Evet. Şimdi ben soruyorum. Şimdi bakın, onlar ihraç edilseydi İdris Bey, ben ne olacaktı? Bana Şişli'de bina verecekleri de, ya benim ne öyle bir kaygım var, ne ben istesem çadırda yaşayayım. Benim mutluluğumu onlar bozmaz. Ben misyonumu yerine getirdiğim zaman ben mutluluğun doruğundayım. Türkiye, İslam dünyası ve bin netice insanlık kazanacaktı. Ben insanlığın bir cüz'üyüm, bir parçasıyım, insan vücudunun bir parçasıyım. Vücut acı çekince ben de acı çekiyorum. Ben böyle bakıyorum hayata. Hele Müslüman dünyanın koca bir parçasıyım ben. O Müslüman dünya acı çekince o vücut bana acıyı 24 saat hissediyorum. Türkiye'nin ise ben vücudunun yarısıyım. Kocaman bir parçasıyım. Türkiye acı çekince ben sadece acı çekmiyorum, kahroluyorum. Bunlara çare getiriyorduk. Bir şey daha insanlığın önünde söyleyeyim. İnsanlığın, ama tabii özellikle Müslüman dünyanın ve İslam bağlamında insanlığın mutlu bir geleceği olacaksa, tarih, ileride torunlarımız bunları görecek. Ben tarihe bir not bırakıyorum. İki adamın ismini tebcil ederek anacaktır. Bunlardan birisi Mustafa Kemal, birisi de onun fikir arkadaşı, tek fikir arkadaşı olan benim. Bunu bu kadar cesaretle söylüyorum. Buna nasıl bir tepki geleceğini biliyorsunuz değil mi bu söylediğiniz hocam? Bu kadar megaloman olur mu diye diyecekler. Hayır, geçenler, o ezberlenmiş sokak lafları. Bunları bana söyleten binlerce ileti var benim elimde. O öyle sadece benim... Hiçbir itirazım yok hocam. Benim naklettiğim bir keramet falan değil. Tabii. Ama gerçekten... Zaten 70 küsür eser ortadadır. Oraya gider temiz bir vicdan, saf bir idrak, iyi niyetli bir kalp onlara bakar. Benim dediğimin saçmalık mı, megalomani mi, yoksa hakikatin bir ifadesi mi olduğunu görür. Bir şeyi teslim edeyim hocam. Bak, biz burada epeydir birlikte bir program yapıyoruz. Kitaplarınızı hepsini okudum mu? Hayır. Ama okuduklarımdan öğrendiğim bir şey var. Ve bu programlar, her programda bir şey öğreniyorum. Bu kadarı bana yetiyorsa diyorum, bana bu kadarı yetebiliyorsa,
Demek ki Yaşar Nuri Öztürk'ün sevmesi gereken, dinlenmesi gereken, akılla bakılması gereken bir rehberdir benim için o anlamda. Dolayısıyla ben size burada şimdi kimi şeyler geliyor. Twitter'dan, Facebook'tan yazılar geliyor. Ya bu kadar narsist bu adam, bu kadar kendini seven bir adam, bu kadar kendini metheden bir adam falan bilmem ne diye. Bunları siz biliyorsunuz zaten canım. Şimdi bunları söylediğiniz zaman onlara daha da pek bunları söylerken hiç keyif almıyorum. Narsistler kendilerini över ve bundan keyif alırlar. Korkunç. Evet. Yani onsuz. Ben bundan acı duyuyorum. Ama bunları benim insanlığın önünde telaffuz etmem lazım. Siz kendinizi öyle bir misyoner olarak görüyorsunuz. Bunları telaffuz etmem lazım. Bunu telaffuz etmesem kendi misyonuma da ihanet etmiş olurum. Telaffuz etmeye mecburum. Allah'a bütün varlığımla yemin ederim, benim nefsime bıraksalar bir tek cümle böyle cümle kurmam. Ne ihtiyacım var benim ya? Benim keyif yapmak, zevk almak için sonsuz imkanlarım var. Niye ben böyle sıkıntı yani? Elin günün beş paralık adamlarına laf ettireceğim. Onu göze alıyorum. Çünkü tarihin diyalektiği beni buna mecbur ediyor. Aynı zamanda bu bir risk değil mi hocam? Tabii ki risk ya. İdris Bey gayet tabii ya. Sıkıntı yaratıyorsunuz. Kendi elinizle kendinize sıkıntı yaratıyorsunuz. Tabiri caizse cephe yaratıyorsunuz. Doğru. Tabii ama mecburuz. Bunları söyleyeceğiz. Koşullar bizi bunları söylemeye zaten zorluyor diyorsun. Peki hocam şimdi gene biraz daha güncellersek, o demin söyledim. Şimdi Avrupa bir yüzyıl savaşları yaşadı kendi içerisinde, Hristiyanlık dünyasında. Yani Martin Luther diye birisi çıktı ondan sonra. Katolikler, Protestanlar, Ortodokslar, mezhep ayrışması, mezhep kavgası çıktı. Ve bunun temelinde acaba şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani bizde de o kadar kanlı mezhep savaşları bizde de oldu ama o kadar 100 yıl süren savaş olmadı bizde. Acaba bunlar kendi aralarında o barışı sağladılar da şimdi sizin demin söylediğiniz o Kur'an'daki İslam'ın ötesinde İslam'ı kabullenen ya da onunla kavga eden İslam dünyası diye kendini ifade eden kitle içerisinde böyle bir barışın sağlanma imkanı yok mu? Böyle bir şey öngörmüyor musun? Bakın. Gene oraya gelecek işte. Hadi getirme. Hadi söyleme bakalım. Söyleme. Şimdi o yüzyıl kanlı yüzyıl savaşları, din savaşları. Evet. Ve bir de 200 yıl gibi bir zaman süren aydınlanma mücadelesi felsefi zeminde. O nasıl ıstıraplara mal olmuştur Batı'ya? Bütün bunları, bu ıstırapları biz yaşamadan böyle açıl susam açıl der gibi bir rahatlıkla kendi dünyamızda bulduk ve hayatımızda gördük. Nasıl oldu bu? Mustafa Kemal sayesinde. Mustafa Kemal laikliği getirdi. Aydınlanmayı getirdi. Sade işgalcileri temizlemedi topraklarımızdan. Aydınlanmayı da getirdi. Batı'nın 200 yıllık mücadeleyle ulaştığı aydınlanmanın bütün nimetlerini getirdi. Hukuktan, edebiyattan, felsefeye. Hepsini. Bir hazır bulduğumuz için mi anlamıyorum? Ha, şimdi biz hazır bulduk. Biz hazır bulduk. Dini
saltanat aracı, saltanat ideolojisi olarak kullanıp o ideoloji, o araçla halkı raiyeye, hayvan sürüsüne dönüştürüp gütmek isteyenlerin laiklikten ve Mustafa Kemal'den rahatsızlıklarını anlamak lazım. Bunu ben anlıyorum. Ama katılmıyorum. Çünkü bu insanlığa kötülüktür. İlki olarak laiklik, kişi olarak Mustafa Kemal. Şimdi İslam dünyası böyle bedavadan sahip olduğu bir reçeteyi açıp, okuyup, işte 20 gram şundan, 30 gram bundan, 5 gram şundan, 50 gram şundan, hemen hazır uygulamaya koyacak yerde bu reçeteyi yırttı, bu reçeteyi yazana küfretti, bu reçeteyi yazanı yok etmeye çalışıyor. Sıkıntı burada. Ve bu Batı'nın desteğiyle yapılıyor yıllardır. Ve bu Atatürk'ü ana vatanında yok etmek üzere faaliyet halinde bugün dünyanın önünde 24 saat işleyen bir tezgah. Evet. Şimdi Paris katliamı vahşeti münasebetiyle bazı ekranlarda şöyle gördüm. Atatürk telaffuz ediliyor. Bazıları da korkuyorlar açık ve doğrudan söylemeye de. Hadi ben şimdi biraz şeytanın avukatlığını yapayım diyor. Bu işin çözümü diyor Mustafa Kemal ve laiklik ilkesidir. Şeytanın avukatlığıymış bu. Bak 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 bak. O gerçekten şeytanmış onu söyleyen ama. Bak bak bak. Ya. Ötlek. Tamam mı? Yani diyor ki ya gerçek artık mertek gibi gözümüze girmiş. Bunu inkar edemeyiz, bunu söyleyeceğiz. Ama birileri de benden rahatsız olmasın, benim yalakalığıma aykırı bir şey de yapmış olmayayım. Onun için oraya bir laf sokuyor, şeytanın avukatlığını yapayım. Görüyor musun? Şeytanın avukatlığını şimdi onlar bakın, yapmaya da vaktimiz olmuyor. Toplandılar. Devlet başkanları filan. Bunlar adamsa oradan çıkıp diyecekler ki, İslamofobi mi kardeşim? Dinci terör mü kardeşim? Geleceğimizi tehdit mi ediyor? Bunun çaresini Gazi Mustafa Kemal uygulamalı olarak insanlığın önüne koymuş, onun mirasına ihanet edildi ve onun Türkiye'si bir örnek olmaktan çıkarıldı. Şimdi bu belaları biz yaşıyoruz ve daha kötülerini yaşayacağız. Mustafa Kemal'in reçetesini insanlık yeniden devreye sokmalıdır. Desenize çıkın. Bunu deyin. Yoksa ben size asla saygı duymam. Ve je suis Charlie Marley'de demem. Je ne suis pas Charlie. Evet hocam, hararetli evet. Bitirdik bu akşamki programı. Önümüzdeki hafta yeni bir programda. Dünyanın gelişimine de olaylar hiç bitmiyor görüyorsunuz. Saati saatine uymuyor, günü gününe uymuyor. Bir kar bizi eve hapsetti. Son programı evet. O yüzden yapamadık. Evet. Yani 20 metre yer, sonra belediyeden Allah razı olsun gönderdi, orayı açtırdı. Yani 3 günün üstüne, ben keşke daha önceden rica etseydim. Ya 20 metre yer, aşağıda yol çalışıyor, yukarıda çalışıyor. İşte Boğaz'ın sıkıntılı taraflarından biri budur. Şöyle 20-25 metre bir yer, ne arabalar giriyor ne çıkıyor. Evet, bir de hafta inşallah böyle bir şey olmayacak. Sevgili seyirciler, bu akşamki programı burada noktalıyoruz. Kitaptan Aydınlığa, programın adında olduğu gibi Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk yine de bilgi dağarcıklarımıza bir şeyler bıraktı. Buna inanıyorum. Eminim siz de inanıyorsunuzdur ve farkındasınız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.